Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Yemek sepeti market sponsorluğundaki 4 çeyrek programına hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konukla birlikteyiz. Galatasaray forması giyen Burhan Tuncer. Galatasaray'a bu sezon transfer olan diye e, sohbeti aslında geliştireceğiz ama istersen önce küçük bir hatırlatmam var onu yapayım. Şimdi yemek sepetine gelin. Yemek sepeti marketi seçerek günün her saatinde birbirinden taze ürünleri sipariş verin. Biz bu programda spor bilgilerini tazelerken siz de bize sıcacık everyday roastery kahveleriniz ve yemek sepeti marketteki birbirinden taze ürünlerle eşlik edebilirsiniz diyelim ve sevgili Burhan Tuncay hoş geldin diye başlayalım. Hoş bulduk Ümit abi. İyi bir Galatasaray'da olduğunu biliyorum. Artık Murat'ın nereden diyebilir miyiz? Çünkü her sene böyle acaba bir Galatasaray olacak mı? Geçen sene çok yakındın. Son anda olmadı. Efes'te kaldın. Şu anda ne düşünüyorsun? Artık Galatasaray'cısın. çok mutluyum açıkçası. yaklaşık 5-6 yıldır Efes'te oynuyorum. Geçen seneden tabii sezon başı öyle bir hedefimiz vardı. Az kalsın transfer oluyordum ama verilmiş sözleri geri dönemedim. Efes'e de söz vermiştim. Galatasaray'da belli bir yere gelip anlaşamamıştık. Zaten babamın da çok isteği vardı. Benim yurt dışında oynama gibi planım da vardı ama artık geçen sene üzerinde yani biraz Efes'te de çok Kötü bir sezon geçirdiğim, geçirdiğim için hem basketbolcu hem dış etkenler açısından bir sıra yaşadığım için o yüzden artık kendimi hem ait olduğum yere verip basketbol oynamak istiyordum. Hem de sonuçta sarı kırmızı forma altında benim için ayrı bir duygu oynamak. Peki geçen sene Efes'te kaldığım için hiç pişman oldun mu? Yani çünkü biliyorum hani imza aşamasına gelmiştin Galatasaray'da. Hatta son dakika bile e, sana işte çık gel biliyorum. Bir pişmanlık duydun mu sezon içinde? Ya, dışarıda çok konuşuluyor bu. Hani insanlar şey diyordu para için hani sürekli Efes'te 5 yıldır 6 yıldır. Benim bir iki kere önüme para olarak da hatta geçen sene senin dediğin gibi son gün para olarak da hani daha üst kontratlar teklif edildi. Ben ama geçen sene vermiş olduğum bir sözden dolayı yani sonuçta Alper abiyle bir yere gelmiştik, ilerlemiştik Efes'le Ergin abiyle konuşulmasında. Hem Ergin abinin amil takım olmasın antrenör olmasına birbirimizi tanımamızdan dolayı da orada devam etmek istedim. Para olarak Galatasaray'ın son gün Erden abinin tabii ki son bir iki gün hani konuşmalarımız olmuştu ama pişmanlık tabii şampiyon olduğum halde Efes'te pişmanlığım var. Tabii kaldığım için. Oynamadın. Yani geçen sezon çok az oynadın. Önceki sezonun aslında... sezonum diyebiliriz Aynen, Efes. E yani. önceki sezonlarda altında. en azından ligde çok ciddi süreler alıyordun. İyi asistler yapıyordun. Euroleague'de <laughs> sahaya giriyordun ama geçen sezon farklı bir süreç yaşandı. Neden hiç sahaya <laughs> giremedin? Yani geçen sene tabii ki basketbol dışında olaylar yaşandı Efes'te sezon başından beri. Bunların bazı işte benim çıkardığımı düşündüğü insanlar yani öyle bir şey olmadı. Yani herkesle bütün takımca alınmış ortak kararlar oldu. Yabancıların da dahil oldu. Türklerin biraz daha dışarıda kaldığı bir ortam oldu. Onun nezdinde Euroleague'de kötü giden bir sezon tabii ki herkes bir suçlu arıyordu. Bir sürü olaylar yaşandı. O yüzden en kötü sezonumu yaşamış, yaşamış olabilirim Efes çatısı altında. Çok mutlu değildim açıkçası. E, sezon sonunda, sezon ortasında da bu olaylardan sonra ben kafama koymuştum hani yeni bir sayfa açıp yeni bir çatı altında oynamak istediğimi. E, sezon sonunda çok şükür güzel bir e, transferle buraya geldim. Peki o olayı da kısaca bir sorayım. Orada siz oyuncu olarak bir şikayette bulundunuz. Ee, evet belki takımın tecrübeli isimlerinden bir tanesi olduğu için gözler senin üzerine çevrildi ama hata yaptığınızı düşünüyor musun orada? Yani ben böyle bir şikayet etmek Burada kulübü şikayet etmenin dışında bizim tek hatamız belki yani idmana gidip şikayet edebilirdik. O gün orada idmana gitme gibi bir karar alındı. Tüm yabancı oyuncuların aslında yani grup mesajları hala duruyor desteği çok vardı ama olaylar geliştikten sonra kimse kimsenin arkasında durmadı. Biraz böyle sıkıntılı bir dönem yaşadık. Yalnız bırakıldık. Yalnız yani. bırakıldık. Türkler olarak iyice yani ayrımcılık gibi demeyeyim de, yani şey oldu orada geçen sene. Şikayet konusunda çok hatalı olduğumuzu düşünmüyorum çünkü bize yapılan orada farklı şeyler vardı. Yani Mobbing mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz artık ama bana gitmeyerek belki... Çünkü bizden yönetimi Alper abi rica etmişti. Son dakika öyle bir karar alındı. Orada hatalı olabiliriz ama onun dışında şikayet konusunda pek bir hatamız yok çünkü yapılanlar farklıydı. Peki o geçen senenin sonrasında yaz döneminde de milli takım kadrosunda yer almadım. Belki o performansın ya da oynayamamanın etkisiyle ki iki takımı da Ataman çalıştırıyordu. E, ve aslında geçen sezon olağanüstü bir Fransa maçı oynadıktan sonra ki ilk organizasyona davet edilmedin. Bir ayar kırıklığı yaşadın mı? Yok, zaten davet edilmeyi beklemiyordum. O yüzden hani kendi açımdan da biraz dinlenmek istiyordum yani. Çünkü 5-6 yıldır psikolojik olarak yani mil takım açısından değil ama yorulmuştum. Davet edilmeyi beklemiyordum. Zaten sezon ortası konuşmalarımızda da hoca ile yaşadığım problemlerden dolayı da hani orada olmamam bence takım açısından da daha olumlu ya yani belki basketbol olarak yardım edebilirdim ama o ortamda bulunmamam herkes için daha hayırlı oldu bence. Aslında o da enteresan gelişti. Çünkü Aygin hoca ile konuştuğumuzda oyuncu olarak kime benzemek istersin dediğimizde Burhan diyordu ama Burhan'la problemler yaşandı. <laughs> ya, tabii hoca ile biz tabii dışarıda Hiçbir sıkıntım tabii da yok hocayla yani, tabii yani. düğünde de yani hiçbir... Ya geçen sene öyle olaylar yaşandı. İlk defa 5-6 yıldır hani ufak tatlı ufak çaplı tartışmalar her takımda oluyordu ama hoca o konuları belki benden bildi. Normal yani hem mad belki maddi hem manevi manevi olarak takımında hani en te dediğin gibi en tecrübeli milli takım oyuncusu olarak olayları benden bildi. Dışarıda farklı yansıldı. Herkese ben kötü gözükmüş de olabilirim. Ama yani dışarıda herhangi bir problemimiz yok tabii hocayla. Peki, ya bunlar konuşuyor senin performansın konuşulduğunda herkesin söylediği şey, ya Burhan çalışmayı sevmiyor, çalışmaz, e, onun için de oynayamıyor. Şimdi Eskişehir'deki performansından sonra sen bir anda gerçekten çok e, öne çıktın ve e, gerçekten çok şeyler <laughs> bekleniyordun ama işte e, zaman zaman bunu gösterdin, zaman zaman gösteremedin. Senin çalışmayı sevmemenle alakası var mı bu durumun? Ya olabilir. Ya benim devamlılığım da bazen yok açıkçası. Ya biraz konsantre problemim de oluyor bazı maçlarda. Konsantre olmakta zorlanıyorum. Ama iyi oynadım da ya yani ben bana güvenen hani birisi olduğu zaman daha böyle şeyle oynuyorum. Hevesle, heyecanla. sezon 4-5 sene, 5-6 sene geçirdim ben Efes'te. İyi oynadığım dönemlerde de bazı Triple double performanslar sergiliyordu. Yani dersin. ligde de çok şampiyon olduğumuz dönemlerde iyi çok iyi maçlar çıkardım geçen sene dışında ama kötü oynadığım dönemler de oldu. İyi oynadığım dönemlerde oynamadığım <laughs> zamanlar, çok iyi formda olduğum dönemlerde oynamadığım zamanlar oldu. E, o da ister istemez seni düşürüyor. Tabi burada mentorlar olarak güçlük alıp her dakika çalışıp fiziğine işte oyun stiline bir şeyler yani eklemek olabilirdi. Ben tabi psikolo biraz daha duygusal olarak yaklaştığım için her şeye. E kendimi biraz daha kapatıp normal hayatımı yaşamaya devam edip yani arkadaşlarımla eşimle, dostumla e, basketboladan basketboldan biraz daha uzaklaşıyordum o dönemler. Normal tabii ki idmanımı yapıp ekstra çalışmalarını yapamıyordum. Tabii onları yapıp kendimi daha çok basketbola adasaydım, mental olarak güçlü olabilseydim belki o konularda. Yani normal tabii ki basketbol sahasına girdiğim zaman hani umursalas tavrım falan hani herkes onu konuşuyor ama oralarda mental olarak güçlü olabilseydim daha farklı bir oyuncu olabilirdim. Ama tabii ki daha geç değil 30 yaşındayım. Peki, buraya Galatasaray'a bu çok İşte şey bu seneye var. dönelim. Seni belki de o motivasyonu sağlayacak bir yerdesin, Galatasaray'dasın, Eee ekstra motivasyonu çıkacağına %100 yüz inanıyorum. Burada sergileyeceğin performansla tekrar milli tek, takım hedefin olurum. Ya milli takım hedefi tabii şu an çok farklı konular bunlar. Yani milli takımda zaten önümüzde herhalde gibi önemli bir, bir turnuva kalmadı. Oynayacak hmm. maçımız yok. Bir iki sene içerisinde bakalım neler yapacağız. İlk ee, ilk turnuva galiba Avrupa Şampiyonası. 2000, elemeleri mesela. var. Tabii girebilirsek inşallah. Burada tabii ben geçen sene oynamamanın verdiği bir sıkıntı var benim üzerimde. yani son 1-2 ay oynamadım. Sezon geneli az oynadım. Biraz form tutmam şu an biraz daha uzun sürüyor önceki senelere baktığın zaman. Çünkü önceki senelere baktığın en azından ligde her maç 20 dakika oynayıp 10-11 sayı atıp işte bir belli bir seviyede oynuyordum. Euro yani süre aldığım maçlar oluyordu. İyi oynadım, kötü oynadım oluyordu ama şimdi Dediğim gibi hem yaz dönemini basketbol oynamayarak geçtim milli takım olmadığı için hem Efes'te geçen sene oynamamanın verdiği biraz daha form tutmakta zorlandığım dönemler yaşıyorum. Ya Şimdi Galatasaray'ın kurduğu kadroya baktığımız zaman aslında ön alanda çok böyle yaratıcı oyuncu sayısı fazla değil. Dolayısıyla senin golünün çok çok kritik olduğunu düşünüyorum. Tam hazır değilsin, bunun zamanlaması sence ne kadar olur? Yani hem kilo olarak, hem form olarak, güç olarak Burhan Tuncay Galatasaray taraftan ne zaman tam anlamıyla görebilecek? Yani bunu tabii ki sözünü veremem de en kısa en kısa zamanda hazır olmak istiyorum ama maç ritmi çok farklı bir şey yani onu oynadıkça kazanıyorsun ve biz bu yazın 8-9 tane belki de 10 tane yakın hazırlık maçı yaptık ee, tabii resmi maç gibi olmuyor hiçbiri o, o kafayla da çıkmıyorsun hazırlık maçlarına ama en yakın zamanda ben de en iyi formumda olup Fenerbahçe maçına kadar aslında hazır olmak istiyorum. Fenerbahçe demişken şimdi aslında evde konuşacaktım ama. Galiba işte Gökse'ninle nasıl bir ikili olduğunuzu senin düğünde şahit olduk. O Galatasaray maçları bir anda e, düğünde havalarda uçuştu. O da çok e, fanatik bir gazeteydi. Sen de fanatik bir gazeteydin. Onun Fenerbahçe taraftarı da çok arası iyi değil gibi. Son yıllarda birazcık e, duruldu. durulsa da. E, nasıl bir atmosfer bekler sizi? E, tabii öncelikli olarak biz Fenerbahçe maçına kadar mağlubiyet almadan geçmek istiyoruz. Dördüncü hafta oynayacağız galiba Fenerbahçe'yle. E orada seyircimizin de oraya çekmemiz önemli İyi basketbol oynayarak. seyirci her türlü Fenerbahçe maçının belli bir kısmı da oluyor ama iyi basketbol oynayarak 3'te 3'te gelirsek çok daha farklı bir ortam olur orada. Ben 2 yıl önce yaşadım bunu. Efes serisinde. Hı. inanılmaz bir basketbol ortamı. E bunu daha önce Euro Cup senesi gördük Galatasaray'ın. Euroleague'de bazı maçlar gördük. Çok farklı bir yani o seyirci orada bütünleşirsen basketbol takımıyla çok farklı bir şey başarabiliriz. Ee, Fenerbahçe maçı da benim için değişik olacak tabii. Efes'le oynadığım için her zaman o, o rekabeti çok şey yaşıyorum. O rekabeti Galatasaray Fenerbahçe rekabetini yaşayamıyorsun. Tabii camia takımları daha farklı oluyor. İnşallah o maçtan da galip geliriz. Ama bir yandan da bakıyorum şimdi evet bir güzel bir rekabet iki takım arasında tabii ki Türk sporunun iki dev e, camiası. E, oyunculara baktığımız zaman da işte Gökse'nin Melih'le o da arkadaşıydı Melih takımda. Sen, Melih en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Bunu biliyoruz. Aslında çok da güzel bir ilişkiniz var kendi aranızda. Evet, tabii. E, taraftar da bu konuda biraz e, belki mesaj vermek gerekmiyor mu? <laughs> yani taraftar tabii farklı gözle bakıyor. On, biz normal hayatta arkadaş olabiliriz. Ben Melih'le 5-6 yıldır milli takımda yan yana oynuyorum yani sonuçta. Maçta kaybettik, maçta kazandık, ağladık da yani en son geçen sene ağladık yani hep beraber. Bütün takım ağladık. Bu arkadaşlık çok farklı bir boyut. Taraftarların orada daha sakin kal da bazen anlıyorum. Kendisi ben de bir taraftar olduğum için, geldiğim için. Ama onun dışında herkes herkesle, herkesin sokağa çıktığı zaman en yakın arkadaş Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaş'ta olabilir. Bunlar hani gayet normal bir şeyler ama bunları hani Artık savaş gözüyle bakmasak daha iyi tabii ki. Ya beraber ağladık dedin yine o şeye döneceğim. Fransa maçı olağanüstü bir buğrağını izlemiştik. Ne atsan e, gelecek gibi bir havan vardı. E, bazen öyle günlerin oluyor dediğin gibi. Yılda bir ay geliyor. Ya abi. işte onu birkaç oldu. ay yaparsan galiba çok daha şey olacak. <laughs> onu yayamıyoruz işte 8-10 ay ama böyle hani ben de basketbol iyi durumda olduğum dönemler oluyor basketbol olarak böyle. Eskişehir'de onu daha çok yaydım. Efes'te 1-2 sezon yani baktığı zaman belki Eskişehir'den daha istatistikler yakaladım oldu. Millet hani belki sadece Eskişehir sezonumu konuşuyor ama Efes'te de hani 1-2 sezon Türkiye Ligi'nde yüksek ortalamalar yakaladığım sezonları oldu. Yılda böyle dediğim gibi 1-2 ay tap noktaya, çıkıyor. noktaya, çıkıyorum. idmanlarda da falan hani böyle bazı iyi dönemlerim oluyor. Onu sürekli hale getirseydim çok daha farklı şeyler olabilirdi tabii ki ama işte. Dediğim gibi hala geç değil. Geç değil yani. Çok bu seneden sonra yaklaşık daha önümüzde çok uzun seneler var. Allah'ın izniyle inşallah burada dergilemek istiyorum tekrar. şeye dönüm noktasıydı değil mi senin için? Çünkü orada e, koçun belki seni gayet olarak oynatması, hatalarına rağmen o dönemde top kayıpları yapıyordun çünkü. Senin için basketbol neler kattı o dönem? Ya o dönem açıkçası ben tabii ki ikincilikten yükselmiştik takıma. Ee, şu an Fenerbahçe GM'i olan Derya abiyle hani konuşmuştuk. Ben hani oynamak istediğimi tekrardan hani Süper Lig'de 6 yabancı, 7 yabancı hani ondan değil hani çok fazla bize forma şansı gelmeyeceğini ben tekrardan hani oynayabileceğim bir yere gitmek istediğimi söylemiştim. O da hani siz güvenin herkes oynayacak, iyi oynayan sağda kalacak gibi bir çünkü o zamanlar öyle bir şey yoktu yani hani iyi de oynasan bazen çıkarıyorlardı. Sana o şeyi vermiyorlardı. Ve İspanyol hoca gelmişti, Berrocal. Şimdi galiba Makabi'de yardımcı antrenör. Onunla konuştuk. Sezon başı elim kırılmıştı. Ondan sonra geri döndüğümde çok fazla kullanamıyordu beni. Ben dedim ki hani ben sonuçta bir silahım yani hücum olarak. Beni kullanmayacaksanız bırakın gideyim demiştim. O da yok dedi, biz kullanacağız. Ertesi ilk hafta sonu oynatmıştı beni. Yüksek sayılar atmıştım. Sonra zaten biraz skoro, skorer olarak orada ilk böyle bir 10-15 haftayı geçirdim. E.J. Rowland'ın bayağı iyi bir guardtı o da. Bütün Bamit Banvit'te oynamıştı bir iki sene. Evet de iyi bir sezon geçirmişti. Bir iki sene bayağı iyi bir sezon geçirmişti. Onun sakatlanmasıyla e, Yunus da Yunus Emre son yakın arkadaşlar. O da bir hafif bir sakatlık geçirdiği zaman guard pozisyonuna zaten altyapıdan beri beni insanların guard oynatma isteği vardı. Guard pozisyonuna devrilmiştim. İkinci yarı genelde guard olarak oynadım ama orada da tabii ki guard olarak oynadım. Daha çok takım oynatıp asist tabii skorun yanında asist Yapan, yapmayı seven bir oyuncuyum ama ilk yarı iyice varken daha skor oynadığımda da mutlu oluyordum yani. Şu 5-6 hani, yabancı konusu açılmışken, şeyi de sormadan geçmeyelim. Biz, geçen haftanın gündemi. Olympia için, Türk oyuncular için söylediği sözler üzerine kendisine verilen cevaplar. Senin de üye olduğun basketten yönetici olduğun basket derneğinden bir açıklama. Neler söylüyorsun bu sürece? Ya ben öncelikle Alipeviç gibi bir antrenörden hani böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü baktığın zaman ülkemize renk katan bir antrenör. Bursaspor'u iyi başarılara 2-3 yıldır taşıdı. Şimdi de Beşiktaş için aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Dün de güzel bir galibiyet aldılar. Dün mü günü. şey yapıyorlar hani e, herkesi kullanmaya çalışan bir yani. antrenör olarak hani böyle bir sözlerini anlamsız buldum. Neden öyle genelleme yapıyor? Genelleme yaptı yani bütün takım oyuncuları hakkında bir de diğer takımlarda insanların ne yaşadığını ya da nasıl olduğunu bilmeden böyle bir konuşma yapması. bence anlamsız bir açıklamaydı. Nitekim baktığında da Türklere bu kadar süre vermeyip, vermeye çalışan, hakkını vermeye çalışan, iyi oynayan insanların bir antrenör olarak görüyordum yani. Bence anlamsız bir açıklamaydı. Gene bakıyorsun, gene kendisi oynatıyor. Yani demek ki ya çevirmede mi bir hata oldu? Yani insanların orada Bilmiyorum nasıl ne ne anlatmak istediğini ona ya da böyle bir şey konuşuyorsa isim vermesi gerekiyor. Atıyorum benim hakkında mı söylüyor ya da başka birisi hakkında mı söylüyor? Kim hakkında söylüyor? Yani Türkler hani çalışmıyor falan yani buran çalışmıyor dese i̇şte gel kardeşim doğru söylüyorsun <laughs> ya da yanlış söylüyorsun diyelim. Ama sen gidip orada genelleme olarak burada çok çalışan insanlar da var yani oraya gelmek için çabalayan bir de bence, iş belki götürmek iş biraz. İş ahlakına şey. geç. Yani tam ben de net okumadım açıklamasını açıkçası. Çünkü bence gereksiz bir konuşma. Yani çok pay şey, yani çok şey göstermedim yani konuşmasına ki baktığın zaman dediğim gibi hani bütün Türkleri kullanmaya çalışan, yıllardır oynatmaya çalışan ve oynattığında da verim alıp herkesin göster ona bir karşılığında bir şeyini verdiği bir antrenör. Ya ben açıkçası senin bu sene Galatasaray'da dediğim gibi ekstra bir motivasyonla birlikte tekrardan e, milli takım kadrosunun değişmelerinde olabileceğini düşündüğüm için soracağım. Milli takımda o e, talihsiz bir süreç yaşadık işte Fransa maçını kaybedişi sonra Cedi ile belki işte eşinin attığı bir sosyal medya mesajıyla yaşanan bir gerginlik. Cedi ile hiç konuştunuz mu sonrasında? Hani olaydan sonra konuştuk. Hala artık konuşulacak bir şey yok yani. Benim Cedi ile aramda bir şey yok. Ben Cedi Onunla da kaç yıldır beraber oynuyorum. Gayet sevdiğim bir insan. Bir şey olamaz yani. O da anlamsız bir açıklamaydı. Yani ben hiç... Zaten benden önce 15 saniye önce hoca aynı şeyi söyledi. Yani benim hoca aklıma e, soktu yani. yani. Bütün Türk basketbolunun aklına gelen yani son iki turnuvada hani bu, bu de başına gelebilirdi. Benim de gelebilirdi. Furkan'ın da gelebilirdi. Melih de çok iyi işitiyor. Melih'in de başına gelebilirdi. Herkes bizi sağlıyor belki bazı açıdan basketbol açısından başarılı olamıyorlar ama çok kısmetsiz belki de sonlarını oynamayı beceremeyen bir takım olduğumuz için hepimiz açısından belki bunu bizim hani ligde çok fazla sorumluluk alarak oynamadığımız için buradan gene yabancı kuralı insanlar şey yapıyor ama o zamanki dönemlerde tabii ki sürekli Türk oyuncunun sahada kalması gibi bir zorunluluk olduğu için oyuncuların kendini sürekli maç oynayarak daha çok hazır durumda tutması da şey biz burada şimdi kenardan geliyorsun ya da ilk 5 başlıyorsun 15 dakika sonra çık topa dokunma, değme gibi bir oyunlar sergilediği zaman insanlar da farklı performanslar sergiliyor. Çok unutmamız gereken bir maç yani çok Türkiye basketbolunda en üzücü maçlardan biridir. Ki nitekim hoca da aynı şeyi söyledi. Benim 30 yıllık kariyeri var belki antrenör olarak. En kötü gecemde en kötü. Hani ağlarken ilk defa orada görmüştüm yani Ergen abi sonuçta. Evet, kötü bir gündü. İnşallah bundan sonrası daha güzel olsun diyelim. Bundan sonraki inşallah turnuvalarda öyle mağlubiyetler yaşamayız ama yani bunun yani kimseyle bir alakası yok. Herkesin başına gelebilirdi. Baban Galatasaray tribünlerinde yer alan bir isim, onu söylemiştin. Hı hı. Ne dedi? O ne hissediyor şu anda? Ya, o çok mutlu tabii. İlk baştan beri çok mutlu. Çok istiyordu, yıllardır istiyordu. Ben bir fırsatını bulamadım yıllardır gelmenin. Avrupa'da oynama düşüncem vardı. Onları bir iki kere reddettim. E, Efes'te de iyi bir organizasyonun içindeydim. Efes'te de daha yerlere gidebilirim ama tarihin en iyi Efes kadrosu, belki de Avrupa'nın en iyi birkaç kadrosundan Eskisi şampiyonluklar. biri olduğu için belki daha fazla oynama şansı da bulamadım. E, çıkıp başka yerlerde Galatasaray'a gelebilirdim. O zamanlarda tabii garanti kontratım oldu, o oldu, bu oldu. Hani en sonunda eğrisi doğrusu bir şeyini buldu yani. Geldik artık bu saatten sonra elimden gelen en iyisini verip hem babama hem kendimi çünkü sonuçta en en başında ben de bir taraftarım yani. Takımın her yerde her şeyde Galatasaray'ın en üstte olmasını isteyen bir insanım. Basketbolda, voleybolda, futbolda, teniste ne varsa yani tenis tabii ki yok da o yüzden elimden geldiği kadar katkı vermek istiyorum bu kulübe, bu camiye bundan sonraki hayatımda da yani hep yani forma alarak, bilet alarak, maça giderek zaten bağırarak hep desteğimizi veriyorduk. Şimdi de sahada inşallah vereceğiz. Peki yakın arkadaşın Melih işte Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunda sahanın ortasında e, tribünler şey maç söyletiyordu o sezon. Şimdi Göksel'inle beraber sizde de inşallah başarılı bir sezon geçirirseniz özellikle Avrupa Kupası maçlarından sonra böyle planlarınız var mı? Düğünü, Düğünü... tekrar bir yaşat, yaşatıyor musunuz? <laughs> ya o gün benim için düğün tabii çok farklı bir gündü. Çünkü düğün günü o gün Erden abi kontratı da o gün düğünle odaya yollattı yani. Çünkü bir iki gün önce konuşup böyle bir şeye varmıştık. O da ben dedi ki düğün günü sana yollatayım kontratı çok şık bir jest olur. Hem de iki, aynı gün iki güzel imza, i̇mza yapmış yapalım. olursun. Transferi tabii biraz daha geç açıkladık. Ben yıllarca zaten çok bağırdım tribünde. <gülüyor> <gülüyor> Hala da bağırıyoruz. Sağda da Göksel'in bağırıyor. Bizim yerimize de bağırır. Ben de tabii ki Eşlik eder. güzel e, galibiyet alırsak, güzel yerlere gelirsek neden olmasın? Bütün, tek, bütün takım olarak zaten orada oluruz. Peki güzel yerler senin için neresi bu sene Galatasaray? Bir kere Final Four'a gidebilirsek Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel olur. Türkiye'de de tabii ki adım adım. Türkiye Ligi sonuçta belki Şampiyonlar Ligi'ndeki Final Four kadar kolay olmayabilir. Şampiyonlar Ligi belki hı hı. bir tık daha Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluktan Final Four oynamak daha kolay olabilir. Oynayarak tabii göreceğiz yani. Öncelikle yeni bir takımız, yeni bir antrenör. Ben de ilk defa çalışıyorum uzun süreden sonra farklı bir antrenörle. Sistemi çok farklı. E, ligde de final oynayıp yani ya önce tabii adım adım düşünmek istiyoruz. play girip çeyrek final, yarı final, e, final oynayıp gidebildiğimiz yer en üst seviye, neresi olursa artık. Ama şampiyonlar liginde Final Four oynamak güzel bir başarı olur. Ondan sonrası belki kupa olur inşallah. Kim bilir. Ligde Shane Larkin'in ve Bülbeki'nin artık yerli sözünde olmayacak olması sence Galatasaray gibi, Karşıyaka gibi, Beşiktaş gibi takımlar için bir avantaj sağlayacak mı? E tabii ki sonuçta bir önemli oyuncudan iki takımda yoksun olacak Bülbeki'nin ve Shane dediğin ya zaman de Avrupa'nın işte. Avrupa'nın en önemli kısalarından. Bu Avrupa'nın en önemli kısalarının hatta ilk, ilk üçünde dördünde olan yani oyuncu bunlar. Türk olmayacak olması diğer takımların da gözünü biraz daha açtı tabii şu an canlandı herkes acaba dedi. E tabii oynanmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Ama beş kişi yabancı. Mesela şu an belki Bobo hayat etmek dışında kal, dışarıda şeyinde kalacak Efes. Ya yani bilmiyorum tabii koç Hı -hı. nasıl ya yani da atıyorum Clyburn, Elijah yani nasıl ya da şeyini <laughs> out etmek dışında, şeyinde kalacak. Kim nasıl karar verecek? E, aynı şekilde Fener'de de öyle. Bir guard da Scotty gibi bir önemli oyuncunun oynamayacak olması Diğer onlara, da, onlara da yara verecek. Diğer takımlara da avantaj sağlayacak. Peki Galatasaray için inşallah dediğin olur Avrupa'da sizi dörtlü finalde görürüz. orada da adım adım gidersiniz. Galatasaray daha önce Avrupa'dan kupa getirdi. Neden bir kez daha olmasın bu yıl gelecek yıl diyelim. Sana da yeni kariyerinde başarılar dilerim. Galatasaray forması seni izlerken farklı bir gözle izleyeceğiz. Yani o heyecanla da merak ediyorum açıkçası. Umarım hem takım için hem de senin için iyi bir sezon olur. Teşekkürler. Evet. Eklemek istediğin bir şey varsa... Ineyelim. Yok, teşekkürler sen de beni davet ettiğin için. Çok sağ ol. Evet, Galatasaray'ın yeni transferi Burhan Tuncel bugün konuğumuzdu. Asist Analiz ekranlarında sepeti Market sponsorluğundaki 4 çeyrek özel konuklarıyla devam edecek. Hoşçakalın.